Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 7. sınıf 2. dönem 1. yazılı İngilizce dersinden bir video çekeceğiz. Evet, başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlara kaç aldığınızı yazmayı unutmayın. PDF'i bırakacağım, oradan çözebilirsiniz. Hemen başlayalım. 1. etkinliğimizle. Match the names of the TV programs with the pictures demiş. Şimdi buradaki TV programlarını resimlerle eşleştireceğiz. Evet, hemen başlayalım. 1. News. News ne? Haberler. Haberler bu gördüğümüz. Documentary. Belgesel. National Geographic. Quiz Show. Yarışma programı. Kim bilir olmak ister. Soap Opera. Pembe dizi. Elif. Sports program. Sport programı. Burada bir futbol maçımız var. Cookery program, yemek programı, MasterChef, reality show, gerçek hayat programları, Survivor, cartoon, daha çizgi film, rafadan tayfa. Böylece bu bölümümüzü bitirmiş oluyoruz. Complete the sentence with simple past tense, simple present tense, future tense. Cümleleri geniş zaman, geçmiş zaman ve gelecek zamanla tamamlayalım. Şimdi ilk önce ne diyor? Robert blah blah a football match last night. Last night ne demek? Önceki gece. Önceki gece ne? Geçmiş zaman. Geçmiş zaman o zaman bu cümleyi kurmamız gerekiyor. Bizden watch fiilini istemiş. Watch fiilin geçmiş zaman hali yani ikinci hali watch düzenli olduğu için ed gelecek ve watched olacak. It blah blah probably tomorrow. Tomorrow ne? Yarın. O zaman bu gelecek zaman olacak. Rain, yağmak. O zaman şimdi it will probably ile geçmiş yapacağız. It will olmadı. Yazamadım. It will probably rain tomorrow. Yarın yağmur yağabilir demiş olduk. Tiffany blah blah the house yesterday. Yesterday ne? Dün. O zaman biz bunu geçmiş zaman yapacağız. Decorate fiilinin ikinci haline ihtiyacımız var. Decorated olacak cevabımız. Yani Tiffany evi düzenli, yani evi dekore etti. Dün demiş olduk. I usually blah blah quiz show as a week. Ben genellikle izlerim diyecek yine. Haftada bir kez televizyon programı, hangi televizyon programı, yarışma programı izlerim diyecek. Şimdi once a week, haftada bir kez, yani her zaman, her haftada bir kez, her hafta bir, öbür hafta öbür hafta, yani geniş zaman, her zaman, yani genellikle demiş burada. O yüzden geniş zaman yapacağız. O yüzden biz buraya I usually direct watch a quiz show once a week. In the future I blah blah in a big city. I want to live in a small city. Şimdi burada ne demiş? Ben küçük bir şehirde yaşamak istiyorum. Gelecekte ben büyük şehir yaşamak lazım. Bu gelecekte dediği için gelecek zaman olacak. I will be want mu diye karar vermedim. Şimdi bu bir olumsuz olmalı. Çünkü burada hem büyük şehirde yaşayıp hem küçük şehirde yaşayamaz. Burada büyük şehirde yaşamak istemediğini söyleyeceğiz. O yüzden buraya want live yazacağız. Büyük şehirde yaşamak istemiyorum. O küçük şehirde yaşamak istiyorum demiş olduk. Evet, diğer bölümümüze geçelim. Match the pairs, yani kelimeleri eşleştireceğiz. Şimdi birinci kelimede blah blah funny clothes. Funny clothes komik giysiler demek. Komik giysimizi ne yaparız? Giyeriz. O zaman buraya wear, yani giymek fiilini yazacağız. İkincisi blah blah invitation card. Invitation card ne? Davetiye kartı. Davetiye kartı ne yapılır? Gönderilir. O zaman biz buraya send göndermek fiilini koyacağız. 3. Blah blah candles. Candles mum. Mumlar ne yapılır? Yakılır. O zaman buraya light fiilini koyacağız. 4. Blah blah relatives. Relatives akrabalar. Akrabaları biz ziyaret ederiz düzenli olarak. O yüzden biz buraya visit relatives diyeceğiz. 5. A traditional meal.
Geleneksel bir yemek demiş. Geleneksel bir yemeği biz yeriz. Başka hiçbir şey yapamayız zaten. Yeriz. O yüzden eat olacak buradaki cevabımız. 6. A birthday party. Bir doğum günü partisi. Doğum günü partisi ne yapılır? Tabii ki de organize edilir. Organize. Zaten Türkçe'ye de geçmiş bir fiil. Organize. 7. Ve sonuncusu. Guest. Misafirler. Misafirleri davet etmek diyeceğiz. O yüzden biz buraya invite filmimizi getireceğiz. Evet, böylece bu bölümümüzü de bitirmiş olduk. Ne demiş? Fill in the boxes with pairs. Yani cümleleri kutulara yerleştirmemizi istemiş. Şimdi biraz büyütelim. Ne demiş? Would you like some coffee? Would you like kalıbını kullanmış. Biraz kahve ister misin demiş. Bu bir offering and suggestions. Yani öneri, tavsiye cümleleri. Çünkü would you like kalıbı ister misin anlamına geliyor. O yüzden biz would you like'ı buraya would you like some coffee. No thanks. No thanks reddetme cümlesidir. Hayır, teşekkür ederim demek. O yüzden refusing yani reddetme kısmına bunu yazacağız. That sounds good. Kulağa iyi, hoş geliyor. Bu da accepting yani kabul etme cümlesidir. Accepting yani buraya yazacağız. That sounds good. What about a sandwich? Bir sandviçe ne dersin? Burada zaten what about kalıbında ne dersin? How about, what about eş anlamlılar bir de. Şöyle yazayım. How about da kullanılabilir burada. Burada yine offering and suggestions yani öneri tavsiye cümlesi olacak. Onu da buraya yazacağız. What about a sandwich? Let's have party tonight. Hadi bu gece bir parti yapalım demiş. Evet, bir suggestions kalıbımız daha. Let's haydi demek. Haydi bu gece parti verelim demiş. Onu da offering suggestions kısmına yazacağız. Çünkü bu da bir öneri cümlesi. Let's have a party tonight. Şurada T olması lazım. Tonight. I'd love to isterim demek yani severim demek. Aslında onu tam açılımı şöyle. I would love to. Ama İngilizler kısaltmayı çok sevdikleri için I'd love to demişler. Bunun doğru açılımı böyle. I'd rather not. Tercih etmem demiş. Bu bir refusing yani reddetme cümlesi. Onun da tam açılımı I would rather not. Zaten would bir öneri kalıbıdır. Would rather dersin. Sonra bir şey dersin. Sonra then dersin. Bir şey dersin. Tercih ettiğini söylersin. Da tercih etmem demiş. Çünkü sonunda not var. Olumsuzluk ilki var. Shall we go together? Beraber gidelim mi? Burada yine bir shall we yani bizim suggestions kalıbımız var. O yüzden bunu da buraya yazacağız. Shall we go together? Do you fancy watching a documentary? Bizim bir tane dokumenter yani belgesel izlemek ister misin demiş. Do you fancy kalıbı da burada yine suggestions kısmına, offering suggestions kısmına giriyor. Onu da buraya yazacağız. Do you fancy watching a documentary. Evet. Sırada ne var? I don't really like it. Gerçekten onu sevmem demiş. Burada I don't really like it de biz refusing alacağız. Çünkü gibi bir öneri geri çevirmiş. I don't really like it diye. O yüzden bunu daha buraya yazacağız.
odd like it. Why don't you join us? Neden bize katılmıyorsun demiş. Why don't? Neden? Neden yapmıyorsun? Neden yetmiyorsun? Neden içmiyorsun? Neden falan diye. Hep neden 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 deyince bu da offering us suggestions kısmına giriyor. Why don't you join us? Yes please. Evet teşekkürler demiş. Evet. Burada no deseydi hayır olacaktı. Refusing olacaktı. Ama yes dediği için please de teşekkür ederim. Rica ederim bunu dediği için accept kısmına gelecek. Yes please. Sure, why not? Tabii ki neden olmasın. Tabii ki neden olmasın. Tabii ki de tabii ki neden olmasın. Tabii ki de accepting kısmına gelecek. Kafi oldu. Sure, why not? Great idea. İyi fikir demiş. Tabii ki de yine bu kabul etme kısmına gelecek. Yanlış yaptım. Great idea. İyi fikir. Sonuncusu not really thanks. Gerçekten hayır. Teşekkür ederim demiş. Teşekkür ederim dediği için de not really dediği için biz bunu reddetme kısmını alacağız. Not really thanks. Yani böylece bu bölümde bitirmiş ve son bölümümüze gelmiş bulunduk. Burada da bir tane davetiye var ve davetiye ile ilgili soruları cevaplamamız isteniyor. Evet. What type of a party it? Is it? Bu parti çeşidi ne demiş? Burada birthday galiba. Birthday party demiş. O yüzden biz buraya birthday party alacağız. Birthday party. Şimdi bakın who is organizing it? Bunu kim organize ediyor demiş. Burada kim organize ediyor? Bakın burada Amanda'nın organize ettiği yazıyor zaten. Amanda's, Amanda'nın partisi dediği için burada cevap Amanda olacak. Is it? Nerede? Nerede bakalım? Nerede? Bella Rosa Restaurant. Bella Rosa Restoranı'nda yani. Bella Rosa Restaurant. Bella Rosa What is the date of the party? Partinin tarihi ne? Burada bakın sanırım August 5th. 5 Ağustos. Cumartesi demiş. Bunu direkten yazalım. Saturday August 5th. What time does it start? Saat kaçta başlayacak demiş. Bakın 12:30 PM. Yani 12:30 akşam 12:30 yani gece parti vereceklermiş şu kişi için. 12:30 PM. Evet böylece bitirmiş olduk. Şunu da inceleyelim. Bakın. Bakın çok garip. 50. doğum günü partisi. Fifth birthday party. Yani bayağı çocuk değil. Bu bir orta yaşlı bir kadın. Evet arkadaşlar böylece yazımızı bitirmiş olduk. Aldığınız notu bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu kanala da abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın kesinlikle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.